Tarkan'la aranızdaki rekabette gölgede mi kaldın? Şimdi bir kere bak, ben Harbiye'yi nasıl açıyorum biliyor musun Jülde? Şöyle açtım Harbiye'yi. Açılışta bir film var. Ve orada şöyle yazıyor, diyor ki yıldız dediğin şey, şu bizim diyor kıymetli galaksimizde 100 milyardan fazla yıldız vardır. Gözle görülebilen evrende 100 milyardan da fazla galaksi vardır. Şimdi hal böyleyken diyor ve diyor her diyor yıldız diyor bir gün diyor bir ara kendi içine doğru dönerek infilak ederek koca bir kara delik olacaktır diyor. Bu kara delik sen dahil etrafındaki her şeyi yutarak ışıkla bile ters düşecektir diyor. Şimdi hal böyleyken diyor, şu kıymetli kozmik ömrümüzde diyor, böyle güzel bir akşamda buluşmuşken gelin diyor biz diyor aya benzeyelim diyor. Tamam mı? Bir kere bir, benim yıldızlık kavramımla alakalı olaya başlayalım. Ben gerçek yansımanın, gerçek o gerçekten o enerjinin, gücünün, artışının şarkılarda saklı olduğunu inanıyorum. O gücün şarkılarda barındığına inanıyorum. O yüzden benim bir lafım vardır. Her şey yalan, şarkı gerçek diye. Bütün makyaj silindiğinde, zaman akıp geçtiğinde ve gittiğinde, bütün makyaj silindiğinde, bütün cila üstünden gittiğinde yalın da gerçek olarak geride bir tek şarkılar kalıyor. Bir gün bizler de gideceğiz. Ve geriye şarkılar kalıyor. O yüzden aslında hani o starlık kavramı dediğin şeyin çok illüzyonel olduğunu, çok hani böyle bir algı şeklinde yönetilen aslında gerçek olmayan bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. O yüzden her şey yalan, şarkı gerçek. Ben bu dünyaya gerçek olduğuna inandığım şarkılar bıraktım. O yüzden o insanların o şarkıları dinlerken bugün hala ve inşallah ileride dinledikleri zaman aldıkları ve alacakları keyfin gitgide arttığını gördükçe peki. Ben mutlu olacağım.